Finans Merkezi devam ediyor. İrfan Donat bizlerle. İrfan hoş geldin. Editörün köşesinde tarım editörümüz, tarım analizi programının yapımcısı ve sunucusu aynı zamanda İrfan Donat. Bu seçimle bize partilerin hangi konuda, özellikle tarımda hangi vaatleri bize verdiğini söyleyecek. Çok çok önemli. Az önce Faik Öztrak'la da konuştuk. Siyasi partiler seçim vaatlerini Bloomberg HT ekranlarında açıklamaya devam ediyorlar. Önce senin hazırladığın bandı bir görelim. Bakalım ne vaatler verilmiş. Sonra biraz daha üzerinden detaylı şekilde devam edelim. 1 Kasım seçimleri yaklaşırken iktidar ve muhalefet partilerinin seçim beyannamelerinde tarım sektörü ve çiftçiye yönelik vaatleri belli oldu. Tıpkı 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ekonomik vaatlerin ön plana çıktığı 1 Kasım seçim beyannamelerinde de tarım sektörüne yönelik vaatler dikkat çekti. Tarım sektörüne yönelik vaatlerde siyasi partilerin son yıllarda kırsal kesimdeki sorunlara ve tarım politikalarına daha fazla değindiği gözleniyor. Ancak herkesin merak ettiği asıl konu beyannamelerde yer alan söz konusu vaatlerin pratiğe ne kadar yansıyacağı noktası. Partilerin çiftçiye yönelik vaatlerinin başında çiftçinin yıllardır şikayet ettiği ve kronikleşen sorun haline gelen yüksek girdi maliyetlerini düşürmek geliyor. Özellikle mazot, yem, gübre başta olmak üzere iktidar ve muhalefet partileri söz konusu girdilerden ÖTV ve KDV alınmayacağını vaat ediyor. Tarımsal destek ve teşviklerin oranlarının da artacağı yönünde vaatlerin yer aldığı seçim beyannamelerinde tarım arazilerinin korunması, ithalatı önlemeye yönelik hayvancılık programları, sözleşmeli üretim modeli ve çiftçilerin kredi borçlarının ödenmesini sağlayacak kolaylıklar öne çıkan başlıklar arasında. İrfan, vaatler genel olarak böyle. Şimdi birazdan partiler bazında da göreceğiz ama sen de kısaca bir toparlarsan hangi konular etrafında şekilleniyor partilerin 1 Kasım vaatleri? Şimdi Bloomberg HT olarak partilerin seçim beyannamelerini uzun süredir takip ediyoruz, değerlendiriyoruz. Biz de tarım tarafına baktık. Gerçekten 7 Haziran'da zaten bir ipuçları vardı. O dönemde de ekonomi ağırlıklı vaatler vardı ve tarım öne çıkıyordu. Bu seçimlerde biraz daha diğer partiler de topa girdiler bizim gözlemlediğimiz ve kırsaldaki sorunlar daha fazla somut şekilde dile getirmeye başladı. Çünkü en büyük sorunlardan bir tanesi artık hep bahsettiğimiz kronikleşen yüksek girdi maliyetleri. Tarım sektöründe biraz ithalata bağımlı konumda olduğumuz için Türkiye olarak eskiden o kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri tanımlaması biraz artık çok geride kaldı. O yüzden piyasalardaki hareket, kurdaki yükselişin tamamı hepsi bizim çiftçimizi, üreticimizi etkilediği için partiler de biraz bu tarafa yoğunlaştılar. Hatırlarsın geçtiğimiz seçimlerde CHP'nin zaten mazotta ÖTV ve KDV'yi kaldıracağım beyannamesiyle beraber bir tartışma yaşandı. Sonra bir Hollanda tarımı örneği yine biz gündeme getirmiştik. O gündeme geldi. Türkiye ile Hollanda karşılaştırması yapıldı. Verimli olması bakımından değil mi? Hem verimli olması bakımından hem katma değer yaratması bakımından ve mevcut potansiyeli değerlendirmek açısından. Bu noktada şimdi bakıyoruz AK Parti'de yine 288 sayfalık seçim beyannamesinde yaklaşık 9-10 sayfayı tarıma ayırmış. Ve yine yem ve gübrede KDV'yi kaldırmayı vaat ediyor. Proje karşılığı genç çiftçiye 30 bin lira destek gibi bir vaatleri var. 5 dekar altındaki meyve sebze alanları, süs bitki alanları için, yetiştireceği için destekleme ödemelerini vaat ediyorlar. Buna benzer vaatler var. Hatta biz bunu businesst.com'da, bloomberg.com'da da yazdık. Detaylarını izleyicilerimiz de oradan takip edebilirler. Peki CHP'de neler var? Az önce Faik Bey dedi ki 1.50 idi aslında mazot ama 1.80'e çektik çünkü dolar gitti diyor. CHP'de neler var? CHP'de de aynen yine o mazot vaati devam ediyor. Revize edilerek devam ediyor. Onun haricinde tarım sektöründe kendi işinde çalışanların sosyal güvenlik primlerinin 30 yaşına kadar hazineden karşılanması gibi bir vaat bulunuyor. Yine başka gelir kaynağı olmayan, asgari ücretin altında geliri olan çiftçiler için hane başı asgari ücret düzeyinde bir gelir garantisi sağlanması vaadi var. Yine en büyük sorunlardan bir tanesi çiftçilerin kredi borçları. Onların yine yeniden yapılandırılması noktasında CHP'nin bir vaadi söz konusu ki bu gerçekten şu anda önemli sorunlardan bir tanesi tarım sektörü, üretici tarafında. Peki MHP'nin mazot fiyatı da CHP'ye yaklaşmış gördüğüm kadarıyla. Yaklaşmış vaziyette. Bir tek CHP'ye şunu da ekleyeceğim. Aynı zamanda gıda mühendisleri, veteriner hekim ve ziraat mühendisleri tarafında ciddi bir istihdam beklentisi var. CHP onu da biraz işin içine katmış ve 18 bin nitelikli genç uzmana istihdam sağlanacağı tarım sektöründe vaadinde buluyor. Bu da çok önemli. MHP'ye geçersek evet CHP'ninkine benzer bir 1 lira 75 kuruştan mazotu sağlayacağı üreticiye
bir vaatte bulunuyor. KDV ve ÖTV'nin çekilmesiyle birlikte. MHP'nin ve diğer partilerin de aslında ortak buluştuğu noktalar var vaatler noktasında, beyannamelerde. Bunlardan bir tanesi de sözleşmeli üretim modeli. Çünkü son dönemlerde çiftçi, üretici ciddi anlamda üretim yapmasına rağmen bunu eder fiyatına satamadığı için, para kazanamadığı için sektöre küsüyor. Kırsaldan kente göçü zaman zaman konuşuyoruz. Ana nedenlerinden bir tanesi bu. Burada mağduriyeti gidermek için hem de tüketici tarafında fiyat istikrarı sağlamak için sözleşmeli üretim modeli diğer partilerin de yine gündeminde var. MHP'nin yine gübre, yem başta olmak üzere işte mazottur, ilaçtır, fidedir, bunlarda da yine KDV ve ÖTV'yi çekme vaadi var. Bir de tabii elektrik ve enerji tarafı var bu işin. Sulama ve elektrik. Burada yine borçlar birikmiş vaziyette bazı üreticilerimizde, bunların yapılandırılması, ötelenmesi ve üzerine tekrar bir teşvik sağlanması noktasında MHP'nin de vaatleri bulunuyor. HDP'ye de baktık. HDP'nin seçim beyannamesi diğer partilere göre daha kısa. 30 küsur sayfalık bir beyanname. Orada da tarımda kendine yeterlilik başlığını HDP öne çıkarmış. Hem de hitap ettiği daha çok Doğu ve Güneydoğu kitlesinden dolayı tarım işçilerinin tamamen iş yasası kapsamında güvence altına alınması noktasında mevsimlik işçilerin aynı şekilde. Ve yine elektrik su tarafında yine ücretsiz çiftçilere sağlanması gibi bir vaadi bulunuyor. Elektrik borçlarının silinmesi. İşin biraz daha ekolojik tarafına da HDP değinmiş. Toplumda biliyorsun GDO ile ilgili, yani genetiği değiştirilmiş organizma, ürünlerle ilgili olarak bir endişe, kaygı var. O noktada da GDO'lu ürünlerin üretimi, işte tüketimi ya da ithalatı ile ilgili sınırlı, tamamen yasaklanacağı noktasında vaatleri bulunuyor. Peki oldukça ayrıntılı vaatler var. Yani eskiden de mutlaka bu sektöre, tarım tarafına eğiliniyordu ama bu sefer biraz daha fazla. Neden sence tarım bu kadar öne çıktı? Çünkü tarım aslında yıllarca hor görülen bir sektör. Yani bugün farklı sektörleri konuşuyoruz ama tarım dendiği zaman aman denilip geçiliyor. Aslına bakarsan günde 3 öğün yemek tüketiyoruz, su içiyoruz. Vazgeçilmezlerimizden bir tanesi. Yeni yeni anlaşılmaya başlandı çünkü ucu, faturası herkese dokunmaya başladı. Tüketiciye dokunmaya başladı. Son yıllarda gıda enflasyonunu konuşuyoruz son dönemlerde ki bu hafta yine enflasyon açıklandı. Büyük, yani golün bir tarafı yine gıdadan geldi. Bana en çok zeytinyağı dokunuyor. Zeytinyağı son bir yılda %100 arttı Gökhan. Demek ki ondan dokunuyor. Ve bu sene kötü bir haber. Yine rekoltede bir spekülasyon var azlıkla ilgili. Fiyatların, hatta önümüzdeki tarım analiz programında da zeytinyağını, zeytin sektörünü işleyeceğiz. Bu arada reklamı da ufaktan yapalım. Şimdiden duyurmuş olalım. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi buna yönelmenin sebebi şu. Bir, ekonomide can yaktı. İki, tüketici pahalıya tüketti, toplumsal sosyal bir etkisi var. Üç, üretici para kazanamıyor bu kadar fiyat artışına rağmen. Yani herkesi rahatsız eden bir sorun yumağı oluşmuş ve bu kar topu gibi büyüyor. Partiler de, siyasi partiler de bunu fark ettiler ve buradan ciddi bir reforma ihtiyaç olduğu noktasında hepsi sanki ortak karar almış gibi benzer vaatlerde bulunuyorlar. Çünkü zaman zaman bahsediliyor işte Türkiye tarımsal üretim hasılası açısından Avrupa birincisi, dünya yedincisi. Geçen yıl 62 milyar dolarlık bir tarımsal üretim hacmimiz var. 18 milyar dolarlık ihracatımız var. Ama yine bir o kadar da ithalatımız var. Yani Avrupa'da birinci, dünyada yedinci dediğimiz sektörde biz hala kırmızı et fiyatlarını konuşuyorsak, hala canlı hayvan ithalatını konuşuyorsak, hatta onun da ötesine geçip dondurulmuş et ithalatını konuşuyorsak, 90'lı yıllarda bakliyat üretiminde, yani nohut, mercimek, kuru fasulye, barbunya, bunlar da kendi kendimize yetip bir de üzerine ihracat yaparken şimdi ithalata bağımlı noktaya geldiğimiz için artık bir sorun olduğu aşikar. Geçen yıl 5-6 ay önce patates fiyatları gündemimizdeydi. 5-6 lirayı buldu. Türkiye gibi bir ülkede üretim ve tüketim tarafında bir dengesizlik var. Bunların hepsi de tarımı tabii her geçen gün daha önemli hale getiriyor. Partilerde artık sonunda bu kanayan yaraya bir çare olmak, deva olmak amacıyla bu vaatleri vermiş durumdalar. İrfan, evet. Çok teşekkürler ayrıntılarınız için. Finans Merkezi'nin sonuna geldik. Bir ara, aranın ardından Asışıp Bakın.